Ocak-Haziran döneminde faturalar kabardı, verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu doğalgaz ve elektriğe uygulanacak zam oranlarını açıkladı. Elektriğe %32,3, doğalgaza ise %34,7 oranında zam uygulandı. %35 zam olur mu ya? Yani bunu vatandaş nasıl ödeyecek? Gene yandık desene. Yandık. Ya Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim, başka bir şey diyemiyorum yani. Konutlarda 1 kilowatt saat elektrik için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,2 arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %32,3 yükseldi. 1 kilowatt için fiyat ortalama 71,2 kuruş oldu. Alıştık artık ya, maşallah diyorum yani. Ne kadar geliyor ortalama faturalarınız? Vallahi en düşük su geliyor. O da 60-70'ten aşağıya gelmiyor. Doğalgazda yaşanan artış ise elektrikten daha fazla. Buna göre konutlarda 1 metreküp doğalgaz için tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu. Ya ortalama iş yerimiz var ha, şimdi 3 milyar ödüyoruz. Herhalde bu kışın 5-6 öderiz. Elektrik de 5'ten aşağı gelmiyor. Hepsini ödeyebilecek misiniz? Ya nasıl ödeyeceğiz? İş olursa ödeyeceğiz. İş olmazsa ya kapatıp gideceğiz. Ya da kredi çekeceğiz, bol bol kredi. Şimdi var 10 tane kredi bankaya, nasıl yapacağız bu işi? Sanayi tarafında yaşanan artış konutlara göre daha sınırlı kaldı. Veri bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama 58,6 kuruş. İmalat sanayinde kapasite kullanım verileri de açıklandı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 1,3 puan artışla 74,6 puana yükseldi. Verileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası paylaştı. Merkez ayrıca reel kesim güven endeksini de duyurdu. Endeks Eylül'de azalarak 105,3'e geriledi.